Ocak 1972 İstanbul'da sokağa çıkma yasağı konarak Fırtına 1 tatbikatı adı altında şehrin altı üstüne getirildi. Kentte tam 512 bin ev arandı. 19 Şubat 1972 günü sabaha karşı Ulaş Bardakçı'nın kaldığı Arnavutköy Üves sokaktaki ev ile Ziya Yılmaz ve arkadaşlarının kaldığı Fındıkzade'deki evlere eş zamanlı bir baskın yapılır. Baskında Ulaş Bardakçı öldürülür. Ziya Yılmaz ve arkadaşları yaralı olarak ele geçirilirler. Bir sahne var, onu hiç unutmam. Ulaş böyle ufak tefek çocuktu. İşte onu tabii ben de bilinen bir herifim, yani bende saklamak olmaz. İşte çok da yorgun, uyudu falan ama o sırada babam onu koridorda gördü, yanağını okşadı. O sahneyi hiç unutmam, o tanımıyor tabii Ulaş'ı. Sonra bir başka arkadaşım, Lale'nin evine onu şey yaptı. Lale benim arkadaşım aynı zamanda. İlk çember şeydi, askerler oluşturmuş bir çember. Aralarından geçtim ben. Biraz daha ilerleyince evin önünde polis kaynıyor. Yani bir 15-20 metre kadar yaklaşmıştım eve. Anladım tabii bir problem var burada. Döndüm geriye. Fındıkzade'ye tekrar dedim, Levent'te böyle bir durum var. Bodrum katında bir daireydi, küçük bir daire. Gittiniz mi? Hı. Ondan sonra oraya, biz daha hiç gitmedik, görmedim bir daha ben orasını. Ay yok. Oraya gittik, çok kötü anılarımız var orada. Ben eşimi orada yerde yatarken gördüm, çok ağırdı, hiç tanımıyordu, yani komadaydı. O çok kötüydü. Sonra işte Osman Cavit'in tanıdığı bir arkadaşı Rıza Çolak bize geldi. Eşime işte bir misafirler gelecek, kim olduğunu da bilmiyoruz değil mi, söylemedi. Onu çok geç bir vakitte pencere camı vuruldu. Biz de bodrum katındayız, gördünüz, yarım bodrum. Böyle güm 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 güm, eyvah basıldık dedim. Çok korktum. Eyvah gitti, şey yani polis geldi. Ondan sonra ben gündüz işe gidiyorum. Akşam geliyorum, herhangi bir çevrede ilgi çekilmesin diye herhalde, bilmiyorum. Değil mi? Öyleydi. Ondan sonra Hüseyin evde kalıyor onlarla beraber. Siz normal işe gidiyorsunuz. Ben işe gidiyorum. Gidiyorum, yani geliyorum. Fark etmiyor. Sonra işte o silah atışları başladı. Şeyler, korkunç pencerelerden her taraf işte bir anda kurşunla doldu. O askerler daldı içeriye, girdiler. Ama ben hiç hatırlamıyorum yani bizden silah sıkıldı mı? Arka odadaydım, görmedim. Evet, Leyla'la biz kaldık. Hüseyin ön odaya geçti, erkekler arkada şey yardım. Hüseyin önce göğsünden vurulmuş. Göğsünden vurulunca aslında sıyırmış geçmiş kurşun. Yanında da Ziya yatıyormuş. O ölmesin bari diye ayağını uzatmış ve ayağından yaralanmış. Ve ayağı parçalı kırık olmuştu. Çok kan kaybetmiş. Dışarı doğru sürüklemişler o odadan. Sokak kapısının önünde boylu boyunca yatıyor. Bir odaya getirdiler. Odada bu Fındıkzade'de Ziya Yılmaz'larla beraber çatışmada ağır yaralanan diz ve baldır arası paramparça olmuş olan Hüseyin Özkan vardı. İnim inim inliyordu. O odadaydı. Partinin yönetim kurulu üyesi Mahir Çayan'ın kayınbiraderi yüzbaşı, hava yüzbaşı Orhan Savaş oradaydı. Bülent Arpat oradaydı. İki hanım arkadaş oradaydı. Beni de oraya getirdiler. Paramparçayım. Hakim bana üç karar vermiş. Bir, tutuklanmamı. İki, itiraftan men, yani dünya ile bağlarımın kesilmesi olayını. Üç, zincire vurulmamı. Nitekim oradaki diğer arkadaşlar da öyle. Mesela Orhan Savaşçı bir deri bir kemik kalmış. Tam Afrikalılar gibi olmuş. Ve ayağı da siyatik olmuş dizi. Hiç ayağı da kalkamıyor. Ona rağmen bileğinden yattığı ranzaya, demir ranzaya kelepçeliydi. Benim de zincire vurulmam kararım var. Ne yapsınlar? En sonunda buldular. Bir tek kişilik çarşafı yere serdiler betona.
bir ucundan köşeden diğer köşeye değirmi katladılar. Onu da tekrar katladılar, tekrar katladılar. Kuşak gibi yaptılar. Ve belimden sömbeye bağladılar. Çatışma oldu, bu şekilde yakalandım. Şöyle oldu, biz zaten geceliğin hiç uyumuyorduk. Alt katta oturuyorum. Pencereler yüksek dolayısıyla ve pencerelerden dışarıdaki insanların ayaklarını ve bacaklarını görebiliyoruz. Evin oturduğumuz her tarafın çepeçevre pencere. Orada böyle şeylerin, askerlerin ve şeylerin, polislerin bacaklarını arkadan görüyorum. Yani yapışmışlar arkaları benim evime doğru. Başka bir tarafa hedeflenmişler belli ki. Yanımızda boş bir arazi vardı. Yani boş bir arsa daha doğrusu. Onun yanında da başka bir ev. O evi sonradan öğrendiğime göre zannetmişler adres olarak. İçeri doğru gittiler. Bir ses çıkmadı. Sonra içeriden birisi bağırdı. Burada bir erkek şapkası ve ceketi var. Divanın üzerindeydi herhalde. Evet. O Ulaş o sırada bir boş bir oda vardı. O odada fermuarlı dolap vardı. Elbise dolabı gibi bir şey. Oraya saklanmış ama şeyi ceketini orada unutmuş herhalde şeyin üstünde. Ve o sırada işte herhalde beni aradılar. Çünkü anlaşılan o ki hani Ulaş da çıkmış oradan. Çünkü kapının yani caddede ve sokağın üstündeydi. Ölmüş bir şekilde oraya çıkmıştı. 19 Şubat 1972'de Ulaş Bardakçı Arnavutköy West Sokak'ta bir evde sıkıştırılarak katledilir. Ünlü yazarımız Yaşar Kemal bunun üzerine şu dizeleri yazar. Hele ulaşa ulaşa, Ulaş benzerdi güneşe. Bu dizeleri de Fatma Ana şöyle seslendirir. Hele ulaşa ulaşa, Ulaş benzerdi güneşe. Ulaşın kardeş can veriyor, yüreğin düştü ateşe. Ulaşın kardeş can veriyor, yüreğin düştü ateşe. Bizimkiler böyle.